Ramazan döneminde yine en çok dikkat edilmesi gereken şeylerin başında yeterli su alımı ve sıvı alımı geliyor. Çünkü neden? Şimdi sahurla iftar arasında zaten açlık durumu söz konusu. Şimdi siz yeterli su alabilmelisiniz ki vücut dehidratasyonla savaşmasın. Yani dehidratasyon vücudun sıvı kaybetmesidir. Eğer doğru sıvı alımı sağlanamazsa halsizlik, yorgunluk, baş dönmeleri çok ciddi anlamda görülür ve kişiye zarar verir. Yani eğer gerçekten mental olarak doğru bir şekilde yapmak istiyorsanız, bu dönemi geçirmek istiyorsanız su tüketimine çok dikkat etmelisiniz. Bunu yaparken de dikkat edilebilecek bazı şeyler var. Evet, mesela sahura daha erken uyanmak. İşte yarım saat yaptıktan sonra maksimumda direkt yarım saat bekleyip direkt sıvı alımına başlamak ve hani imsak kadar olan süreçte sıvıyı içiyor olmak. İftarla beraber yemeğinizi çok uzatmadan, hani böyle 1-1,5 saatlere uzatmadan, yine yemeği yedikten sonra yarım saat bekleyip sıvı alımına devam etmek ve suyla beraber daha o ara öğünleri sıvı geçiştirerek, hani katı sıvı ayrımına uyumsuzluk olmamasına yardımcı olarak güzel sıvınızı ve suyunuzu yudumladığınız bir iftar ve tekrar sahur arası yapabilirsiniz. Bu en önemli şeylerin başında geliyor. Kimler oruç tutabilir dersek de, ilk bir sene kişilerin sıvı alımı genellikle yeterli olmayabiliyor ve tıkanma kusma riskleri, yedikleri porsiyonlara uyum sağlayamama riskleri biraz daha yüksek olabiliyor. O yüzden birinci senesini iyi bir şekilde bitiren ve ikinci senesini doldurup ya da ikinci senesine yaklaşıp hekimleri tarafından evet artık oruç tutabilirsin, herhangi bir sıkıntı, problem yok diye öğrendikten sonra, ya da hekimlerinizle bu durumu, diyetisyeninizle, hekiminizle bu durumu paylaştıktan sonra oruç tutacağınız güzel bir döneme başlayabilirsiniz. Sıkıntı yok. Su tüketiminden konuştuk ve protein ağırlıklı beslenmeye özen göstermek en önemli şeylerin ikincisi. Çünkü oruç döneminde biraz daha yoğun açlığa bağlı olarak karbonhidrat eğilimi görülebiliyor. O yüzden her zamanki, zaten bu bir ilke kaide, her zaman protein ağırlığı ön planda olmalı. Bir diğeri de kompleks karbonhidratlar ile lif alımını desteklemek. Şimdi bu ne demek? Sağlıklı karbonhidratları beslenmeye dahil etmek demek. İkinci sene sonrası atıyorum bir ekmek yerine bulguru tercih etmek ya da işte tahılları tercih ediyor olmak, kuru baklagille destekliyor olmak tabaklarınızı çok daha faydalı. Eti baş köşeye koyun. Yanına sebzelerden faydalanın ya da sağlıklı tahıllardan. Hani yine ekmek toplumumuzun bir alışkanlığı olduğu için sıkça tabaklarda yer bulması yerine alternatifler üretmek çok daha faydalı o açıdan. Dediğim gibi, tabakları doğru yönlendirdiğiniz sürece ve yeme hızınıza dikkat ettiğiniz sürece bir sıkıntı olmayacaktır. Onun haricinde bir diğeri katı sıvı ayrımına uyum sağlamak. Şimdi özellikle iftarda İftarı nasıl açtığınız çok önemli. Suyla, ayranla, yoğurtla ya da herhangi bir ılık çorbayla açacaksanız sonrasında mutlaka bir yarım saat beklemeniz gerektiğinin farkında olmalısınız. Bu durum katı sıvı ayrımına uyum için hem de sizin tekrar yemeye başladığınız zaman tıkanmamanıza yardımcı olmak için. Dediğim gibi, o uzun süreli açlık bazen insanları çileden ya da çıkarmış ya da artık böyle son raddelerine gelmiş duruma getirebiliyor. O yüzden o çok önemli. Sahura erken kalkarak, az önce bahsettiğim gibi, birazcık oradaki ilk sahura erken kalkıp bir şeyler yedikten sonra bir doğru bir kahvaltı gibi ya da canınız nasıl istiyorsa protein ağırlıklı olabilecek şekilde işte yumurta yenebilir, peynir yenebilir. Daha az tuzlu, az şekerli şeyler tercih edilmesi makul. Çünkü onlar vücutta su açlığına daha çok sebebiyet verir. O yüzden içeriklerine de dikkat ederek, sahur erken yaparak, işte iftarı belki katı bir şeyle açarsanız tekrar katı sıvı ayrımına uyumsuzluk sağlamaz. Çünkü Türk toplumunda suyla, çorbayla açanlar da var. Zeytinle, hurmayla açanlar da var. Hani o grubu biraz daha yemeğine direkt devam edebilir mesela. İçerikler de çok önemli, bildiğiniz gibi. Sıvı odaklı ve protein içerikli ara öğünlerle sahurla iftar arasını desteklemek çok daha faydalı. Çünkü katı sıvı ayrımına uyum göstermeniz gereken bir durum söz konusu olmadığı için. Burada piyasada satılan proteinli sütlerden faydalanabilir, proteinli yoğurtlardan faydalanabilir, ayran, yoğurt, kefir gibi besinlerden faydalanılabilir.
Ya da yine az önce bahsettiğimiz şekilde sağlıklı frozenlar, smoothie'ler yapılabilir. Hani karışımlar. En azından her şeyin tadına varırsınız ama suyla uyumsuzluk olmayan böyle iki güzel ara öğün vererek de suyunuzu da güzelce içmeye gayret gösterirsiniz. Çünkü her verdiğimiz araya katı besin için sizin yarım saat dikkat etmeniz gereken yarım saat öncesi sonrası bir de yeme aşamanız derken bir saati geçen bir ara dönemi söz konusu. O yüzden ona dikkat etmekte fayda var. Bir diğeri de fiziksel aktivite ve egzersiz. Şimdi Ramazan döneminde tüm gün açlık durumu söz konusu. Açlığa bağlı olarak da ister istemez metabolizma yavaşlıyor. Kan şekeri dalgalanmaları daha yoğun gözlenebilir. İftarı açtıktan sonra kendinizi rahat hissettiğiniz dönemde elinize suyunuzu alıp güzel yürüyüşler yapabilirsiniz. Yine çok yormadan kendinizi yüzebilirsiniz. Akşam saatlerinde açık bir tesis ya da işte öyle bir yakınınızda bir imkan varsa. Kardiyo direnç çok ciddi yoğun sporlar, egzersizler bu Ramazan döneminde çok makul değil. Çünkü zaten yorgun bir beden var. O yüzden elinizden geldiği kadar daha böyle sakin, sadece hareketsizliği olmayacak. Yani hareket etmenize yardımcı olacak. Daha sakin sporları tercih edebilirsiniz. O önemli. Pişirme yöntemlerini doğru seçmek çok önemli. Şimdi kızartmalar, yağlılar her zaman sizi zaten rahatsız edecek grup ve yemeğin içeriğinin bozulmasına ve kalorisinin artmasına sebebiyet veriyor ne yazık ki. O yüzden ızgara, haşlama, buğulama gibi daha böyle sağlıklı olabilecek barbeküleyebilirsiniz. Tercihler daha önemli hepimiz için ki bu genel bir sağlık kuralıdır zaten biliyorsunuz. Hani yağ kızartmalar, yağlı besinler ya da yanlış pişirme yöntemleri hiçbir zaman tercihiniz olmamalı. Ve hafif tatlılar tercih etmek. Yani şimdi Ramazan döneminde genellikle yine bu bir alışkanlığımız. Orucu açtıktan sonra, iftarı yaptıktan sonra herkes bir anneye bakıyor ve tatlı ne var gibi. Şerbetli, bol şireli, sizi zaten rahatsız edecek ve kalorisi çok yüksek tatlılardan bu dönemde uzak durmakta fayda var. Yine sütten, yoğurttan yapılmış kendi dondurmalarınızı bile yapabilirsiniz evde. Onun haricinde sütlü tatlılar tercihiniz olsun. Orada da porsiyonlar çok önemli. Bir porsiyon gibi değil, atıyorum bir kase sütlü tatlı gibi değil, yarım kaseyle ve sıklığını ayarlamak çok önemli. Her gün iftarı açtıktan sonra tatlı yemeniz gerekiyor diye bir durum söz konusu değil. Gün aşırı, hatta böyle haftada biriniz ikiniz olacak şekilde ve porsiyonları küçük tutacak şekilde hafif tatlılar tercih edebilirsiniz. En çok neye dikkat etmemiz gerekiyor derseniz gerçekten su. Yani özellikle su ve katı sıvı ayrımına uyum. Suyu eksik tükettiğinizi hissediyorsanız oruç tutmamanızı öneririm. Çünkü gerçekten vücudu ciddi anlamda etkileyen en büyük soru işaretlerinden bir tanesi. Onun haricinde katı sıvı ayrımına uyum. İşte sahura erken kalkmak, iftara belki katı bir şeyle başlamak, yemek aralarını çok uzun tutmamak. Mesela yarım saatiniz olsun tabii ki bir sahur ya da iftar yaparken ama sonra onu bir saatlere uzatmayın ki su içebileceğiniz vakit size kalsın. Genel anlamda da en çok dikkat edilmesi gereken şeyler Ramazan döneminde bunlar.